Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek arkadaşlar. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma abone olabilirsiniz. Dile bastığınızda gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından ve aşağıda bir telefon linki bırakmaktayım 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden de yazarak arkadaşlar WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz benimle. Ben fincanımı kapatmadan önce izleyecek bütün arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdi tüm güzellikler gerçekleşsin inşallah diyor ve bu şekilde kapatıyorum niyetleniyorum. Benden selam bekliyorsunuz yeni katılan arkadaşlarımız var hepiniz hoş geldiniz aramıza. İsim e, isim olarak ve ülke olarak selam bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu mümkün olmuyor. Ben hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum. izleyen bütün arkadaşlarıma. Pozitif enerjilerimi gönderdiğim fincanımı açıp sizlere de rehberlik etmeye çalışacağım. Bakalım fincanımız neler söylüyor. Beklediğiniz bir haberiniz alıyorsunuz diye biliyorum. Açar açmaz bir gözyaşı halinde. E, hatta beklemiş. Artık geliyor artık gelen bir haber için atılan akıtılan gözyaşı var diyebilirim şimdi fincanınızda zor zaten ikiye bölmüş bir yüreğiniz var ay gibi doğmuş derler ya klasiktir ay doğmuş yüreğini ama gerçekten öyle geçmişte yaşadıklarınız var ki ben mutlaka geçmişte gördüklerimi yorumlayan bir yorumcuyum sizlere de referlik edeceğim şimdi geleceğinizle alakalı kaygı duydurduğunuz bir konuda özellikle yüreğinizi şöyle bir parçalamışsınız bakalım geçmişimizden başlıyoruz neler görüyorum fincanımızdaki yansıyanları aktaracağım Nazar ağırlıklı bir içinizin olduğunu söyleyebilirim. Ee, bunun öncesinde bakın şöyle ee, konuşma e harfi çok net çıkmış zaten şurada sizde görüyorsunuzdur. Bu biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz ve karşınızdaki e harfi gerçi sizde de tabii ki de olabilir. Çünkü e harfi iki kişinin tam ortasında duruyor. Adında ya da soyadında da var demektir bu. Bir harf varsa e, sadece baş harfi olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla karşınıza küçülmüş, boynu bükük duruyor. Karşınızdaki insan size utandığını belirtiyor gibi böyle bir e, başınızda bir kere kısmet duruyor bir para. Bu parayla alakalı olabileceği anlamına tabii ki de geliyor. Daha öncesinde konuşulmuş. Sonrasında bu kişi başarısız olmuş ya da kabul etmiş. Başı öne eğik bir şekilde karşılıklı konuşmanızı görüyorum. Yine bir E harfi var arkadaşlar. Falınızda E baskın. Yine karşılıklı bir konuşma haliniz var. Yani bu demek oluyor ki 1 2 3 4 kez en az belki konu aynı, e, zamanlamalar farklı, defalarca kez bir konu için konuşulmuş diyebiliyor bu fal bana. Ki ağırlığınız aşağıda o kadar çok kafanızın karışık olduğu ve ne diyebilirim? Yüreğiniz karışık, kafanız karışık. Geçse de bitse de gitsek der gibisiniz biraz. Şimdi öncelikle üç kişi konuşuyorsunuz aşağıda. Ee, sizi bir ne diyelim ona? Karşınızdaki kişinin daha çok altındaki o üç kişi, o karşınızdaki güçsüz kalan insana biraz ziraiyetli olması konusunda ya da hatalarını yüzleşmesi konusunda ya da e, çünkü şey buradaki küçük insan burada biraz büyümüş. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani inişli çıkışlı olmuş. Doğru zamanlar olmamış. Dolayısıyla konuşulmalar devam etmiş. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Siz kendinizi güçlü hissettiğinizde o güçsüzmüş. Bakın şimdi o da güçlü olduğunu görüyorum. Sonrasında eşit seviyelerde konuşmalar devam etmiş ama içine dahil olan kişiler var konunun. Yani özellikle karşınızdaki insana dahil olduklarını görüyorum. Ya akıl alıyor ya birileri tarafından yönlendiriliyor demektir bu. En son konuşmanız yakın bir geçmiş tarihi olarak vermekte arkadaşlar. Sonrasında biraz rahatlamanız ve bir es döneminiz var. Bu es döneminde yani mücadele etmekten ya geçtiniz. Ya da artık mücadele edecek bir şey yok gibi hissettiniz. Çok pardon. Yani ben şöyle görüyorum aslında. Mücadeleniz geçmiş demiş. Bir ara dinlenmiştiniz. Ama sonrasında özellikle bugününüz ve bugünden sonraki özellikle Haziran'ın sonuna kadarki süreçlerinizde bu mücadeleniz tekrar alevleniyor. <laughs> Ay Allah. Bu arada ben e, fala bakarken o enerjiyi de aldığım için şu an e, sizdeki yaşadığınız enerji de bana yansıyor olabilir aranızdan birinizin böylesi bir probleminin ağırlığı bana geçmiş olabilir baş ağrısı da geçiyor nazarınızda varsa eğer Şimdi şunu söylemek istiyorum bir kalabalık ortamdasınız sadece buradaki arkasında gördüğüm üç kişi ve karşınızdaki insanla beraber 4-5 kişisiniz diyemiyorum burada bayağı sizin tarafınızda artık kalabalık olmaya başladığını görüyorum şimdi bir kere paranın üzerindesiniz ve ikilemdesiniz bir tarafınız geleceği bir tarafınız geçmişteki olaylara bakıyor şeklinde görüyorum ben sizi Aslında bir insanın özellikle size ne kadar güzel bir kalp hali var arkadaşlar yüreğiniz sevineceksiniz. Ben buradaki köpük köpük olmuş yüreği aman ha ağzından çıkacak yüreğim der gibi bir hevesle heyecanla. Hani açarken de bir haber bekliyorsunuz göz döküyorsunuz dedim işte o haber geliyor. Haziran sonuna kadarki ki mücadelenizde kazanansınız. Elinize tepsiyle sunulan bir şey varmış gibi arkadaşlar. Bir kişinin parayla alakalı bir olayı çözmesi size yardımcı olması sizi desteklemesi söz konusu diyebiliyorum. Ya siz böyle bir ee, ağacınızı görüyorum ama bu ağaç çok küçük. Yani aslında hayat ağacı kudretlidir. E, celal, ce, yani hani büyüktür yani ve dilek dilersin hayat ağacında. E, dersin ki hayatımda şunu olsun bu olsun. Bunu simgeler bir fazla hayat ağacı. Ben burada çok küçük bodur bir ağaç görüyorum. Yani sizin hayal ettiğiniz ve dilekler dilediğiniz yeni dileklerinizin olduğunu görüyorum. Geleceğe dair umutlusunuz. Hatta ağaç ekmiş, büyümesini beklerken hemen arkanızı dönmüş, daha ne yapabilirim der gibi çıkıyorsunuz. Güçlü bir karakter olduğunuzu söyleyebilirim. Haziranın sonuna kadar geçmişteki mücadelenizle ilgili özellikle birisinden gelecek yardım var. Beklediğiniz haber var. Kalbiniz net çıkmış temiz bir haber geliyor ve siz kendinizi iyi hissedeceksiniz diyor. Temmuz ayında daha az, daha hmm, bu sıkıntılı halleriniz azalmış bir şekilde. Karşınızdaki insan parayı seviyor, bunu kabullenmiş gibisiniz. Şöyle, yani hak ettiğiniz bir şeyi alma konusunda birilerinin desteği var ki ancak o şekilde alabiliyorsunuz. Bu karşıdaki insanın bu parayı tutması, size hemen vermek istememesi, hak ettiğinizden az vermeye çalışması ayak oyunları yani bahaneler, ertelemeler var burada. Ama o bir kişi var dedim ya kesinlikle sizin gelecekteki ümidiniz de canlandırıyor. Güzel bir yardım var. Orada ben bir bunu bir erkek olarak görüyorum. Hayatınızda da bir yenilik olacak olarak görüyorum. Şimdi şurada bir üç kişi var. Ya ben sizi böyle tank, tüfek böyle hani güç anlamında tankın içinde gibisiniz. E bu ayaklanmışsınız demek Temmuz ayına doğru özellikle kendinizi çok daha iyi hissettiğiniz bir dönem olacak. Dolayısıyla sizi bir tankın içinde kendi gardınızı almış olarak görüyorum. Hemen karşınıza şahlanmış bir at da sizi bekliyor. Aslında diyor ki bu fal bu kişi güçlü bu kişi kısmetli bu kişinin hayatındaki süreçler daha çok geçmişti. Evet Haziran'da sonlanacak mücadelesi hayatını yön verecek. Başlangıçları güzel. Üç kişinin kutlama yaptığı bir durum var ki aralarındaki en güçlü kişi sizmişsiniz gibi görünüyor. Bu şu demek size bakan iki kişi var yanınızda. Yani dua eden sizin adınıza inşallah atlatsın ve iyi şeyler yaşasın dediğiniz anne babanız, kardeşiniz, arkadaşınız, evlatlarınız bilemem. Ama bu iki kişi size oh be der gibi ferah bir yerde bakıyor. Ee, ve istediğinizi almışsınız gibi de güçlü tank içinde görünüyorsunuz. Dileklerinizi güzel e, dileyin, olumlu e, olumlamalar yapın. Karşılığını alacaksınız diyor bu fal bana. Şimdi karşınızda şahlanmış at var size bakıyor dedim ya. Hatta böyle arka ayaklarıyla durmuş, ön tarafı tamamen şar kalkmış gibi. E yani sizin önünüzde aldığınız kararlar sonrasında kısmetleriniz kesinlikle gelecek. Aman ben ne yaparım diye vesveselenmeye gerek yok diyor bu fal. Özellikle Temmuz'dan sonra arkadaşlar sanki geçmişten gelen belki de ailenizle alakalı bir ağaçtır, bir tarla tezektir <laughs> ya da geçmişteki ailenizi etkileyen bir mevzudur. Hani burada kendi mevzunuz olarak değil de ya iki kişi konuşmuşlar, iki kişi beklemekte, ortada iki kişi daha olarak dört kişi bir yere gidecekler, toplamda altı kişi olarak gördüğüm bir konuşma hali var ve bunun bir yol var bu yola gidiyormuşsunuz gibi. Hani ortada kaldığınızı görüyorum. Bu sizin dahil olduğunuz ama sizin birebir hayatınızı etkileyen bir şey olmadığını etrafınızdaki o 5-6 kişi için savaştığınızı görüyorum. Ya da orta yolu bulmaya çalıştığınızı görüyorum. Mevzu da geçmişten geliyor gibi çıkmış zaten. Yolunuzu net göstermiş arkadaşlar. Bu yola gidilecek. Siz koruyorsunuz. Hatta kaygılısınız da aman ne olur acaba diye. Yani sizin yakınınız ya da sizi o yola gö götürecek kadar yakın en yani or ortada hissettiğiniz kişi için ee, çok yükü var, Yükünü taşımakta zorlanıyor der gibi düşünüyorsunuz ve ona yardım etmek amacında sizin de yola, o yola gittiğinizi görüyorum. Sonuç güzel olacak diyor bu fal, bana resmen hatta gerekirse imza atılıyor çünkü bir belge ibaresi de var burada gördüm. İlk Temmuz sonu gibi ailenizi ilgilendiren bir yola gidersiniz ama. Ağustos gibi kendiniz için bir yol seçiyorsunuz arkadaşlar. Hatta gitmekte kaygılandığınız acaba kapalı mı olur dediğiniz bir yol. Yani ufku geniş bir insan. Mucit gibi. Bir peçeteden onu yapar bunu yapar. Sadece peçeteye peçete olarak bakmıyor gibisiniz. O yüzden Ağustos ayı gibi sanki sizin bir yolunuz var. Hatta bir ikilem var. Sanki iki kişiyle beraber bu yola gitsek bir iş kursak mı, sevgilim olsa mı? Karşınızda biri var çünkü tek değilsiniz hani bu yola gitmek ya da bu yolu seçmek bunu bunu tercih etmek gibi bir e, durum var Ağustos başı gibi görüyorum bunu bir 8 rakamı ama sonsuzluk gibi de durmuş yani sanki <laughs> hali hazırda bir işten çıkacağım ama acaba birinin vasıtasıyla bu işe gitsem mi bu iş yol bağlantılı bir iş de olabilir tabii ki de ya da hali hazırda ben bu insanı hayatıma alsam mı dediğiniz bir karar verme durumunuz Ağustos başı olarak göstermiş Tabii ki de inşallah hakkınızda da hayırlı olan olsun diyorum. Ve bakalım Ağustos'tan sonra bizim hayatımızda neler bekliyormuş bir de ona rehberlik etmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi tabak kısmındaki akması gereken beklersem uzun zaman alır bakın yavaş yavaş akacak çünkü o. Ama akması gereken kadarını aktırabilmek için e, biraz destekliyorum şu şekilde en az sizin de destekleyeceğiniz kadar. E, falınızın kaderini değiştirmeden tabii ki de. Evet akabilen aktı. Şimdi size de göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki de bunun bir mesajı var. Şimdi bakın, geniş bakarsak burada bir kafatası var. İki tane göz çıkmış gibi değerlendirilebilir. Aslında temiz düşünceleri olan, temiz yüzlü bir insan hanenin tam ortasında. Tabii ki de detaylandırdığımızda yani bakın bahsettiğim o birileri için gidilmiş yol, hanenizi etkileyen bir yol olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bakın 1 2 3 4 5 bu etrafı sarılmış. Hatta herkesin bir eşi, dostu, bir tanıdığı, bir yakını da dahil olmuş. Daha da kalabalık olmuş. Ağustosla alakalı olarak Temmuz'da demiştim hatta. Temmuzun sonunda gelişmeler sizin adınıza ferah olacak arkadaşlar. Görmeniz gerekeni göreceksiniz. Şuraya bakar mısınız? Herkesin elinde bir küçük çocuk. Bir yere gidiliyor gibi. Buradaki bir kişi de sanki eğilmiş buradaki çocukla. 1 2 3 4. dört tane anne gibi gördüğüm bir e, figür var. Hepsi de bakın biri yatırmış sanki bir elini tutuyor, bir elini tutuyor. Parka gidiyorlar gibi, bir yere gidiyorlar gibi. Herkes çocuk Buradan almam gereken enerji çocuk isteyenlere çocuk müjdesi var. Eylül'e doğru bir çocuk sahibi olursunuz. Çocuğu çok istiyorsunuz. Defalarca kez uğraşılmış olabilir. Kaç kere uğraştınız desem dört kere derim. Tedavi gören arkadaşlarımız var ise aramızda dört kere denenmiş olabilir ama bunu tabii ki de Aa, çocuk istiyorsunuz tedavi oluyorsunuz. Hayır böyle bir şey yok diyenler de var şu an aramızda. Bunun anlamı şu çocuğunuza düşkünlüğünüz. Çocuğunuz için bir şeyler yapmak. Elinizde çocuğunuz var. Çocuğunuz gibi değer verdiniz malınız, eviniz, barkınız, eşiniz, dostunuz, evladınız. Bilemem. Kolektif olduğu için. O yüzden de ben burada sadece sunuyorum. Kendi evladınızmışçasına değer verdiniz birini sarıp sarmalama ve onun için bir şeyler çabalama halinizi net görüyorum. Bu tabii ki de çocuk isteyen aileler içinde bunun habercisi olabilir diye değerlendiriyorum. Aç tarafınızda bir anlanan, yani tokalaşmış bir çift var. Ben sizi birlikteliğinizi görüyorum. Aileyle alakalı net bir şekilde uzlaşma sağlanıyor. Araya girdiğiniz çok net görünümsümüş ama ferah ereceksiniz. Ağustos sonu gibi. Eylül'e doğru da bir anlaşma yapılıyor. Bir isteğinize kavuşuyorsunuz. Kendinizden sakındığınız, gözünüz gibi baktığınız bir şey için bir sonuca varacak olduğunuzu görüyorum. Şimdi şimdi iki kişi var burada başları böyle geleceğe bakıyor. Baktıkları noktada kalabalık kişiler var. Meşalelerin ellerini almış. İki kişisiniz. İki ortaksınız. iki arkadaşsınız. Masada iki, iki kişi çalışırsınız. Bölümde iki sorumlusunuzdur. İki patrondan birisinizdir. Bilemem. Ama bu iki kişi meşale yakıyor. Ve hakkında istediği şeyleri alıyor diye gördüğüm bir iş tarafınız var. Bir yükün üstüne çıkmışsınız. Başta bir kaygılı gibisiniz. Ama iki kişi olarak gördüğüm için arkadaşlar ben burada sizin istediğiniz noktaya kavuşacağınızı. Bakın Eylül ayında iki kişinin elinde meşale görüyorum. Bu kazandığı zafer demek. Bu istediğine ulaştı demek. O yüzden de iş tarafınızı hayırlı görüyorum diyebilirim. aç tarafınız anlaşmış bir kişinin önü açık olarak görünüyor. Partneriniz var demek aileyle alakalı Ağustos sonrasında kesinlikle kişilerin çoğaldığı ama bir orta noktada uzlaşma sağladığını görüyorum ki ile doğru bu tarla tezekse evse mirassa da tutuyorsunuz ve paylaşmak istemiyorsunuz gözünüz gibi baktığınız bir durum var ama bir çocuk gibi simgesi gösterdiği için falınız tabii ki de bebek isteyen arkadaşlarıma da müjde veriyor diyebiliyorum Falımın sonuna geldim. Videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum ben size. Öncelikle selam bekliyorsunuz. izleyen dinleyen her ülkedeki, her isimdeki tüm arkadaşlarımı kucak dolusu selamlar, sevgiler. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız da var. Hepiniz hoş geldiniz. E, Bu Hanım biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Bu Ketne Kahve Falı Instagram hesabından ve aşağıda bir telefon linki bırakmaktayım. 0533 031 0132 Telefon numarası üzerinden WhatsApp'tan yazarak iletişime geçebiliyorsunuz benimle arkadaşlar. Ben videomun sonunda kendi duygu düşüncelerime yer veren bir yorumcuyum. Buraları da dinlediğinizi çok iyi biliyorum çünkü. Birbirimize pozitif enerji alıp veriyoruz falan bu kısmında. Benim buna ihtiyacım var. Siz de bunları duymaktan mutluluk duyduğunuzu biliyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Arkadaşlar ben bütün pozitif enerjimi sizlerden alıyorum. Öncelikle bunu gönülden dile getirmek isterim. Okuduğum zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Evet bir emek veriyorum ama karşılığında gönüllerinizden alıyorum. İyi ki sizler de varsınız demek istiyorum. Pozitif olma taraftarındayım. Çünkü bizim güzel şeyler duymaya ihtiyacımız çok var. Süreç bizleri çok yordu. Kısa sürer sandık ama bitmedi. Hatta insanlar hepimiz 7'den 70'e psikolojik olarak da çok e, umutlarımız baltalandı arkadaşlar. Yani çok acı. İnşallah atlatacağız. İnşallah geçecek. Bu dönem bize dedi ki sağlığın yerindeyse su yolunu bulur dedi. Şimdi bunun yanı sıra tabii ki de e, şunu söylemek istiyorum. Hayat tabi biraz m, merdiven gibi gelir bana. İn, i̇nersin çıkarsın çıkarsın inersin. İneşin çıkışları mutlaka oluyor. İnsanlar yukarıya çıkarken daha zorlanır. Aşağı inerken daha kolay inerler. Hayatta bunun gibi arkadaşlar bizlere düşen yarınlardan umutlu olmamız. Yani bir insanın yarından umudunun olması en büyük gardıdır. Çünkü bugün bunları yaşayacağımızı bilemiyorduk. Yarın ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Başım sıkıştı dediğiniz noktada iseniz bir kapı mutlaka açılacaktır. Buna inancınız ve umudunuz tam olsun arkadaşlar. Sizlere tavsiyem bu. E bizi bu noktalara getiren üzen ya da sevdiklerimiz bile olabiliyorlar. Değer verdiklerimiz bile olabiliyorlar bize zarar verebilenler. Şimdi ben kasti bir şekilde bir kişinin karşı tarafa zarar verebilmesini gönlündeki kine bağlıyorum. Bir insan gönlüne ne ekerse onu biçer. İlk gün itibariyle sloganım Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin demek oldu benim. Sizin de tem size de temennim bu. Bize yani zarar veren insanlara sen de bizim gibi yaşa da gör bak diyesiniz geliyor. Ama bedduanın negatif enerjisi var. Döner dolaşır seni değil sevdiğini bulur derler ki ben çok korkarım bedduanın enerjisinden. Beddua etmem. Ama Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Kendi hayatımda da sizlere de tavsiyem bu. İlahi adalete teslim etmek ve arkamıza yaslanıp izlemek. Yani şöyle aramızda birimizin bile böylesi bir dua etme alışkanlığına vesile olduysam gönülden söylüyorum ne mutlu bana. Çünkü ben güzel gönüllerin güzel şeyler yaşayacağına inanıyorum. Sizlere de tavsiyem gönlümüze güzellikler ekin. En kısa zamanda tüm güzellikler sizin olsun inşallah diyorum arkadaşlar. Şu üçünü yapmaktan yorulmayacağım. Tuhaf gelebilir bazen belki de ilk izleyen arkadaşlarımıza ama gönülden dua ediyorum. Bu dualarda kendimi de dahil ediyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Çok yorulduk, umutsuzuz artık. Ama yarınlardan umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Bugünler geçecek. Son olarak da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Gönlünüze ektiğiniz güzellikler bir an evvel sizlerin olsun diyorum arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Sabah saat 10, akşam saat 7'de iki ayrı fal videosu yayını alıyorum biliyorsunuz ki teknik bir sıkıntı olmadığı sürece. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoma kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.